Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam şimdi 92 yılında siz Çamlık Hastanesi'nde başlayarak yaklaşık 40 yıllık yanılmıyorsam mesleki kariyerinizde hizmet veriyorsunuz insan sağlığına. O gün bugündür sağlıkta neler değişti diye soracağım ama her hastanenin kuruluş hikayesi mutlaka vardır. Birbirinden kendini kılan özellikler vardır. Sizin hastaneniz Avrasya Hospital'ı kurarken hangi özellikleri göz önüne getirerek hangi insan sağlığında olmazsa olmaz diye tedavi aşamasında etkinlikler ve sizleri özellikle hastanenizde sık sık yazı ve görsel basına tanıyoruz. Kanserde ve kalpte iddialı olduğunuzu biliyoruz ama hangi hazırlıkları yaparaktan sizler hastaneleri kurmaya başlıyorsunuz? Önce bununla başlayalım. Ben 73 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Ve o zamanlarda daha çok muayenehaneler revanştaydı. Daha çok hastalar muayenehanede hekimlere gider ve muayenelerini yaptırırlardı. Sonra bir takım tetkik tahliller için de başka mekanlara giderlerdi. Ama 10 sene kadar kamu hizmeti yaptıktan sonra o zaman Bahçelievler'de bir klinikte çalışıyordum ve klinikte de beğendiğim, hoşuma giden bir şey vardı. Evet, biz doktorlar 10-15 doktor bir arada klinikte çalışıyoruz ama hemen yanımızda bir laboratuvar var. Hemen yanımızda görüntüleme ile ilgili radyoloji bölümümüz var. Hatta o yıllarda ultrason yoktu. Daha sonra ultrason da devreye girdi. Bunlar işimizi çok kolaylaştıran, hastanın işini çok kolaylaştıran ve hizmeti daha rahat verebildiğimiz bir ortam oluşmuş oldu. Bu ortam gerçekten hastalar için iyi olduğu gibi bizim için de iyiydi. Çünkü daha çabuk teşhis koyabiliyorduk laboratuvar ve görüntüleme destekleriyle. Bu bir insanda hayal yaratabiliyor tabii. Evet. Daha sonra 92 yılında sizin bahsettiğiniz gibi Bakırköy'de Çamlık Hastanesi'ni kurduk. Ve orada ameliyathaneler de devreye girmiş oldu. Yataklı servisler devreye girmiş oldu. Doğumhaneler devreye girmiş oldu. Yani daha kapsamlı bir hizmet üretebiliyorsunuz. Yani bir yerde başlayıp bir yerde bitirmekten ziyade daha ilerisini sürdürebiliyorsunuz. Birçok branşlar her yerde her zaman branşlarda çözüm üretebiliyorsunuz. Evet. Ama bazı çözümler için daha ileri tetkik ve tedaviler, daha geniş imkanlar da gerekebiliyor. Evet. Bütün bunlar özellikle o yıllarda birçok hastalar kalp ameliyatları için yurt dışına gidiyordu veya kanser tedavileri için yurt dışına gidiyordu veya teşhisi için yurt dışına gidiyordu. Şimdi yani bir şeyler yaparken daha ileride ne yapabilirim diye karşılaştığınız, kendi kendinize sorduğunuz sorular oluyor. İşte bütün bunların da teşhisini burada ülkemizde yapabilmek, tedavilerini ülkemizde yapabilmek için bir takım hayallerimiz oluşuyor. İşte yine daha farklı olması açısından hem onkoloji merkezi olan ve görüntülemeleri daha geniş olan bir hastane oluşturmak, daha yatak sayısıyla, diğer teknolojik imkanlarıyla daha geniş imkanları bulunan bir hastane oluşturmak hayal oldu ve 92 yılında da bu imkanları da taşıyan Avrasya Hospital'ın açılışını, daha doğrusu projeler 96'da başladı. 92 dedim, yanlış oldu. 96'da başladı. 98'in sonunda tamamlandı. 99 yılında da Avrasya Hospital hizmete girmiş oldu. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.